Evet arkadaşlar, bugün en yaygın olarak görülen hastalıktan bahsedeceğiz. Bu tavuk diğer videoları takip eden de bilir. Bu horozumuzu İstanbul'dan getirmiştim ben gelirken izine. Buraya geldiğinde ya hava koşulları nedeniyle ya da bölgesel ısı farkından dolayı, zaten ben geldiğim gün direkt bir günde 17 ve 18 derece arası ısı farkı oldu. O hayvan ondan etkilendi. CRD üst solunum yolu hastalığına yakalandı demeyelim de başlangıcı oldu. Erken fark edip direkt, bak şu an geleli 10 gün oldu. Şu an hayvan kendini toparladı. Normal yaşantısına, gelişimine, adaptasyonuna devam ediyor hayvan. Gayet sağlıklı bir şekilde. Bunu erken anlarsanız daha kolay tedavi yönleri var. Bunun belirtileri, ben bu hayvanın ibik böyle sarıya döndü. Hafif burun kısmında şişme oldu. Ben hayvanları her zaman yakından takip ettiğim için yani her günkü değişiklikleri fark edebiliyorum. O yüzden bunun burnunda hafif bir şişlik, bir de ibiği hafif sarıya döndü. Başka anlama yolları da gözlerinde böyle köpürme oluyor. Yani burnu, kafa... Ya mübarekler, aynı anda ötüyor bir de. Bir de böyle kafasında şişme olur, hırıltı olur, öksürük olur, tıksırma olur. Böyle değişik değişik, yani bir sürü belirtileri var bunların. Yani canlı örnek olarak da bu hayvandan gösterebiliriz. Daha önce ben bu hastalığa Hiprodox kullanıyordum. Hiprodox üretimden kalktığı zaman 4-5 tane almış saklamıştık. Şu an Hiprodox'lar da bittiği için yeni ilaç yaptık. İlk başta dediğim gibi şöyle göstereyim. Tavuklar birbirini dövüyor. Ben ilk başta, yani daha bu yeni başladıysa hastalık, böyle yani daha belirtileri belli olmadan, yani ibiğinde falan sararma, şişme, yani gözde hafif sulanma var ama hayvanın bir gidişatında bir şey yoksa, ağzına veya yani hayvanın büyüklüğüne göre ağzına veya sularına 3 gün Doximis koyuyorum. Yani birinci günü ben Doximis'i koydum. İkinci güne hastalık ilerlemişse Doximis devam etmiyorum. Yani bu hafif ilaç olarak görebilirsiniz bunu. Başlangıçta görebilirsiniz. Doximis'i veriyorum. Baktım iyileşme var. Bak şu hayvana verdim. 3 gün boyunca Doximis verdim. Hastalık ne ilerledi ne geriledi. Hayvanın hareketlerinde, yemesinde, içmesinde hiçbir problem oluşmadı. Ama hastalığı geçirmiyordu. Havalar karlı ve soğuk olduğu için yani bir tek bu işe yaramadı. Ondan sonra 3. günden sonra Doximis verdikten sonra ben göğüs etinden de 0.5 3 günde linkospektin vurdum. Zaten bunu 2. günden sonra etkisini gösteriyor. Yani bunun daha sert, daha kuvvetli ilaçlar da var ama tavuk için bence en uygun olanı bu. Çünkü bu, yani bu ilaçların, bu antibiyotiklerin yani şeyi, yani çok ferli olanı da tavuklarınızı öldürebiliyor yani. Çoğu normal büyükbaş hayvan için kullanılıyor. Bence linkospektin tavuk için en iyisi, en ideali. Üst solunum yolunda şöyle bunu iğneyle çekiyoruz. Şöyle göstereyim. Netlerse. Bak. Yavru netle. Netlemiyor da. Siz anladınız. Netlemese bile. Bak 0.5 yazıyor zaten bu. 0.5 miligram. Niye netlemiyor acaba? 0.5 miligram böyle
Bir aylık, iki aylık hayvanlar için kullanıyorum. Yazılar hafif silik diye mi ne, netlemiyor ona. 0.5'i yavrular için. Yani 4 aylık olan hayvanlar için 4 aylığa kadar yavruluktan. Aşırı civcivlere de zaten bunu vermenize gerek yok. Yani büyük tavuklara da 0.75 ile 1. Birden de fazla gene vermiyorum hiçbir şekilde. Bunu da kullanımı bu şekilde. Bunu da şırıngaya çekip göğüs etinin oradaki deriyi kaldırıyorsunuz. Derin. Yani dik bir şekilde, mesela hayvanın eti böyle ya. Bunu böyle dik bir şekilde ciğerine kadar, mesela iç organlarına kadar sokmuyoruz. Böyle yandan derinin hafif altına soktuğunuz zaman, yani ucu girsin, yani bir santim girse yeter, artar bile. Yani en fazla, en çok görülen hastalık bu hastalık arkadaşlar. Bunun ayağına da yüzük taktık. Ayağını garip şey yapıyor. Yani çok soruyorlar. CRD hastalığının çözümü bu. Benim kullandığım ilaçlar bu. Daha farklı ilaçlar da işe yarayabilir, iyi gelebilir. Ama yani ben üst solunum CRD hastalığında bu ilacı kullandım sürekli. Bundan yani çözüm buldum. Bu videoda bu şekilde olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.